Ben hepsinden ayrılarak ya kendi farkımı da belli ettiğimi her zaman biliyorum. Bu bir. Müzik piyasasında fırtınalar estiren müzik grubu Hepsi'nin solisti olan Gülçin Ergül 30 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müziğe Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi topluluğuna ve çocuk korosuna seçildi. Kuşadam ve Prens, Kürkedisi, Fındık Kıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar Britney Spears, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalıştı. Çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birlikte birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı. Yılında arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile Hepsi grubu kuruldu. Gülçin Ergül'ün de ana vokali olduğu Hepsi grubuyla beraber Hepsi 1, Hepsi 2, Tempo, Wings Club, Soundtrack, Şaka olmak üzere 3 albüm ve 2 single dinleyiciyle buluştu. Hepsi ile birlikte 2006 yılında Sezen Aksu ile turne gerçekleştirdi. 2007 yılında ise Kenan Doğulu ile turne gerçekleştirip birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateş'te 15 dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca Gülçin isimli karakteri canlandırdı. Hani bensiz bir hiçtin, nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim. Grup ile birlikte Kral TV ödülleri, Power Türk Müzik ödülleri, İstanbul FM, Jetix, Aslan Max gibi birçok ödülün sahibi oldu. Grup ile birlikte kendi kırtasiye ve okul ekipmanlarını piyasaya sürdü. Bu kitap, kalem, kurşun kalem, sanat kitabı, günlük ve benzeri türlerde 160 farklı kırtasiye malzemesi içeriyordu. ...2009'da Hepsi grubundan ayrıldı. 2011 yılında müzik kariyerine Bravo isimli ilk solo mini albümüyle devam etti. İlk klibini Billboard Türkiye'de 1 numara ve TT.net müzikte en çok dinlenilen ikinci şarkı olan Ara Ara isimli şarkıya çekti. Klibin koreografisi için dünyaca ünlü dansçı ve koreograf David Hernandez ile çalıştı. Birçok jenerik ve jingle seslendirdi. En son seslendirdiği jingle'lar arasında Pepsi, Star TV, Medipol Üniversitesi, Show TV, Tamek, Radyo Fenomen, Radyo Bilyoner, Grup Akliyat, Avon bulunuyor. Trendy, Darium You, Woman ve Salsa gibi dergilerde kapak kızı oldu. ...2015 yılında Arpej Yapım etiketli Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci solo albümünü çıkardı. Şarkının klibini albüm ile aynı adı taşıyan şarkıya çekti. Klip YouTube'da 40 milyondan fazla izlendi.
İngilizcesi My One and Only Love'da kısa süre sonra dinleyiciyle buluştu ve çok güzel tepkiler aldı. Bir Tanecik Aşkım ve Harabeyim koreograflık yönünü de kullanarak Nursel Can ile çalışan Ergül, 2016 yılında yine müziği ve sözleri kendisine ait olan Harabeyim single'ını kliplendirdi. Klipteki solo dansları dinleyicileri tarafından çok beğenilmesine rağmen erotik gözüktüğü iddia edildi. Klip müzik kanalları tarafından yayınlanmadı. Ardından Harun Kolçak'ın Çeyrek Asır albümünde seslendirdiği Ağlat Beni düeti ve klibi büyük beğeni topladı. Şarkı kısa sürede Türkiye'de hit oldu ve YouTube'da klipsiz 48 milyon, klipli 37 milyon izlendi. 2017 yılında Tuna Kiremitçi ile beraber seslendirdiği Hayatının Hatası isimli şarkı da Kiremitçi'nin albümünde yer aldı. Sinan Ceceli'nin Söyle albümünde Ağlama Değmez Hayat isimli TSM eserini kendi tarzıyla yorumlayarak dinleyicilerine farklı bir yönünü gösterdi. What The Funk ilk albümünde iki şarkı seslendirdi. 2017 yılında Avon reklamını seslendirdi ve oynadı. Aynı zamanda yogaya ilgisi bulunan Ergül, meditasyon hocalık eğitimi üzerine 2017'de yoga hocalık eğitimini tamamladı. 2018 Ağustos ayında What The Funk düzenlemelerinden oluşan Arabesk isimli ve konseptli proje albümünü çıkardı. Albümünde yer alan İtirazım Var ve İkimize Birden şarkılarını kliplendirdi. İkimize Birden klibinde birbirini sevmesine rağmen bir arada olamayan çiftin hikayesi modern dansla anlatıldı. 2019'da Kim Daha Mutlu film müziğini seslendirdi. Bu filmde yer alan Hoş Geldin isimli bir diğer şarkısını da kliplendirdi. Ve single olarak dinleyiciyle buluşturdu. 2020 yılında dünyada etkisini gösteren Covid-19 hastalığından sebep oluşan karantina döneminde farkındalık yarattı. Yapım süreci evden hiç çıkmadan tamamlanan, sözü ve müziği kendisine ait olan Ferman isimli Soul Trap tarzında single çıkardı. 2019-2020 yıllarında 2 sezon boyunca Fox TV'de yapımcılığını Medyapom'un üstlendiği ve Enis Arıkan'ın sunduğu Dünyada All Together Now adıyla yayınlanan müzik yarışmasının Türkiye versiyonu olan Benimle Söyle yarışmasında jürilerden biri olarak yer aldı. Bilge Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile jüri olduğu yarışmanın finalinde canlı olarak sergilediği Grace performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi. 2020 yılında ise Gülçin 4. stüdyo albümü Daveti doğum günü olan 30 Ekim'de Arpej Yapım etiketiyle yayımladı. Müzik direktörlüğünü Emre Bayar'ın üstlendiği ve pop, trap, disco, R&B, soul gibi birçok farklı tarzın ustalıkla bir araya getirildiği albüm oldukça yenilikçi. Yıldız Silbe imzalı Sana Aşığım adlı o şarkı ve Anıl Piyancı işbirliğinin Kalbime Sorsam olmasının yanı sıra 9 şarkıda da Gülçin Ergül'ün imzası bulunuyor. Gülçin Ergül ve Ezgi Ayça'ya ait olan Yeni Yılın Kutlu Olsun adında bir single yayınladı. Şarkıya uluslararası platform olan TikTok'ta kısa sürede 60 binden fazla video çekildi. Aynı zamanda Star TV'nin Yeni Yıl şarkısı olarak kullanıldı. Kenan Doğulu ile birlikte İspanya'da düzenlenen 2020 Uluslararası Alfa Ödülünü kazandı. Hayranlarının Gülçin Ergün'den uzun zamandır beklediği 8 İngilizce şarkıdan oluşan ve R&B, Nisaol, Pop, Disco'nun ustalıkla bir araya getirildiği albümü Innovation 16 Nisan 2021'de Arpej Yapım etiketiyle yayınlandı. Kariyeri boyunca birçok ödül alan sanatçı 2021 yılında Best of Rumeli ödüllerinde en iyi kadın sanatçı ödülüne layık görüldü. Özel hayatında ise Gülçin Ergül 6 yıldır tanıdığı ve arkadaş olduğu Erdal Şeyda Lafçı ile 2 yıldır aşk yaşıyordu. Erdal Şeyda Lafçı tekstil sektöründe tanınan bir iş insanıydı. Birlikte seyahat eden çift kaza geçirdi. Paramparça olan arabadan Gülçin Ergül ağır yaralı olarak çıkarken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.